Şimdi Aleyna Tilki gün geçmiyor. Ay gene mi geldi? Gün geçmiyor. Söz etmiyorum. Aleyna Tilki'nin şeydeki Altın Kelebek ödül törenindeki performansı çok tartışıldı. Onunla ilgili bir haberimiz var, izleyelim. Biz tartışmadık, son noktayı koyacağız. Evet. Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla müzik listelerinde zirveye yerleşen Aleyna Tilki en iyi çıkış yapan ödülünü almıştı. Hayko Cepkin'in Altın Kelebek gecesinde canlı performans sergileyen Aleyna Tilki ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım polemik başlattı. Cepkin'in "Dayanılır gibi değil lan, ses şimdiden çatlamış, yazık, eğitim şart" sözlerine Tilki hayranlarından tepkiler gelmişti. Genç şarkıcı da çok geçmeden sosyal medya hesabı üzerinden Cepkin'e yanıt verdi. "Hayko abi, ben rock müzikten bahsedince gerildi herhalde ama ben seviyorum onu. Madem çok rahatsız, tavsiye versin dinlerim. Yine de keşke sahneye iğne ve bir torba ilaçla hasta çıktığımı bilmeden yorum yapmasaydı." Yaşanan bu gelişmelerin ardından son günlerin olay kızı Aleyna, sosyal medya hesabından hasta hasta şarkı söylemeye çalıştığı bir paylaşımda bulundu. Ana, sesim kısık çok. Evet, Aleyna Tilki bu arada YouTube'da 2017'de en çok aranan isimlerden bir tanesi olmuş Aleyna Tilki. YouTube diyorum, Google'da en çok aranan isimlerden, internette en çok aranan isimlerden biri olmuş Aleyna Tilki. Evet, Aleyna Tilki. Bu ülkede çoluk çocuk internette. Evet. Sen şimdi internette misin Mehmetciğim? Yani işin gereği internettesin. Bütün gün internetteyim. Ama de, işin tabii. Gereği, işin olmasa şimdi işin olmasa mısın? Sen internete bütün gün girip de fanı olduğun biri için... Yok. Gezinir misin? Yok, gezinmem. El insaf, niye geziniyorsunuz? İşiniz gücünüz mü yok ya? Aleyna'nın yaşıtları zaten genelde de beğenen onu. Ki ben Aleyna'yı beğeniyorum. Ben de beğeniyorum. O gün Altın Kelebek'teydim. Bu arada yalnız ilgimi çeken bir şey oldu benim o gün Altın Kelebek'te. İngilizce şarkıyı daha az detoneli söylerken Türkiye'ye girdiği zaman bayağı detone oldu. Yani İngilizce, sebebi ne biliyor musun? Onu sana soracaktım işte. Şimdi şarkı söylerken açık ve kapalı harfler... O gün buraya gelen arkadaşımız da söyledi. Her zaman için bir yorumcuyu rahatlatır. Yani daha doğrusu sen neyi mesela açarak şarkı söylemek her zaman ağzını çok daha rahattır. Kapalı e'ler, i'ler bunları söylerken zorlanırsın. Türkçe şarkı söylemek çok zor. Tıpkı Çince, Japonca şarkı söylemek kadar. Öyle mi? Evet, çünkü Türkçe ve Korece, bak biz yurt dışında konuştuğumuzda bizi Korelilerle, Uzak Doğularla karıştırırlar. Çünkü Türkçe çok zor bir dil. Zor. Ama İngilizce şarkı söylemek bir o kadar kolaydır. Çünkü onun hani bizdeki şarkı söylemedeki işte diksiyon, artikülasyon baktığın zaman bütün bunları uygulamak, müziğe uygulamak inanılmaz zordur. İngilizce çok daha kolay söylersin çünkü İngilizce telaffuzu kolaydır. Müzikle içindeki uyumda. Yani sen bugün kendin bile dene, İngilizce bir şarkıyı söylerken zorlanmazsın ama Türkçe bir şarkıyı söylerken prozodik hatalar yaparız. Evet, prozodi diye bir şey var zaten. Türkçe'de. Prozodik hatalar yaparız biz. Sana bir şey soracağım ama şimdi Aleyna Tilki iki tane tekli, yani iki şarkıyla duyurdu kendini, yarışmaya katıldı falan filan. Tabii ki müzik yolu uzun, çok albümler uzun, yapılacak genç. Daha ne bileyim belki sinema filminde müzik yapacak falan filan. Şansını ne görüyorsun? Yani Aleyna Tilki bir balon mu? Yok. Sen yılların müzisyeni olarak. Bence değil. Bence sesi değil çok şöyle. Güzel, rengi de çok, ses rengi çok güzel. Ben mesela bir takım sesler vardır. O seslerin renkleri farklıdır. Evet. Bir Selda Bağcan. Evet. Çok farklı bir sese sahiptir. Zaten yurt dışında da onu merak ediyorlar. Çok. Onu merak ediyorlar. Aynen. Edip Akbayram. Tabii. Baktığı zaman farklıdır. Ne acayip değil mi? Şimdi farklı sesler, şimdi bu Aleyna Tilki de şu anda daha 17 yaşında. Daha ses oturmadı bir kere. Oturmadı diyorsun. Evet, daha ses oturacak. Bu sesin oturması bir 25'i bulacak. Hatta 30'lar. Bak benim de gün git 90'daki albümüme bak şimdikine. Bak o zamanki yorumculuğuma, bak şimdiki yorumculuğuma. Bir kere bu kızcağızda gelecek var, bu çocukta. Çünkü benim yeğenim yaşında çocuğum diyorum. Gelecek var ama... Doğru yönlendirilirse. Şan dersi devamlı alması lazım bir de. Yok, şan dersi zaten okuyor kız. Şan dersi almasına da gerek yok. Kızın inanılmaz sesini daha iyi çok bir potansiyeli var. Sesin gelişmesi ihtiyacı yok. Sesin, kızda ses var yavrum. Ses geliştirmek yoksa bir şeyin geliştirmesi. Detone mesela en azından sesini hastayken daha iyi kullanabilir belki. Hastayken ses kullanılamaz.
Öyle bir şey yok. Ay, şan dersi alırsa belki daha kullanamaz aşkımı diyorum işte. İster şan dersi al. Ne yaparsan hastalanınca ya. Hastalanınca ne yapacak? Şarkı söylemiyoruz hastalanınca. Biz iğne oluyoruz, yatıyoruz. Çıkmış işte kız söylemiş. Yanlış. Ama yanlış. Ayko da onu söylüyor. Yanlış. Ayko da onu söylüyor. Ama önce, kim bilir aylar öncesinden belki onun oraya çıkacağı belliydi. Yanlış. Şimdi organizasyon belli. Kız da çıkacak. Şunu yapabilirdi, hani ben canlı söylemeyeyim. Playback o zaman da diyecektik ki playback yaptı.